Bayram. Nasılsın? İyi. Salih ne yapıyor? Uyandığından beri yukarıda. Ha. Desene annen silah süt gideriyor. Sen nereden geliyorsun böyle sabah sabah? Karakoldan. Sana bir şey diyeceğim, az yukarı gelsene. Şey, sen Salih'i al da başka bir yerde oynayın, biz bir şey konuşacağız. Hadi oğlum, halanla oynayın siz. Hadi. Ana, ben sabah karakola gittim. Kenan'ı bu doktor hanımın ölümüyle ilgili, bir de 5 yıl önceki bir davayla ilgili ihmalle yargılayacaklar. Ne davasıymış ki bu? Hatice ile bebeğim Kenan'ın hatası yüzünden ölmüş. Kenan'ı idare edip dosyanın üstünü kapamışlar. İlahi adalet işte. Ne ettiyse cezasını çekecek. Ama biz bugüne kadar çok acı çektik be ana. Süründük, ayrı düştük. Artık mutluluğu biz de hak ediyoruz değil mi? Ana, eğer müsaaden olursa ben çocuğumun anası, sevdiğim tek kadınla evlenmek istiyorum. Hayırlısı neyse o olsun oğlum. Peki ya Hacı Ali? Ben Hacı Ali'yle konuşurum, hallederim, merak etmeyin siz. Selamünaleyküm Mahmut abi. Aleykümselam canım. Ablacığım merhaba. Hayırdır acele, doldurmuşum marketi. Ya bizim nüfus biraz kalabalıklaştı da haliyle. Ya bugün alıyorum, yarına kalmıyor vallahi ya. Duyduk duyduk. Eve bir kız almışsın diye konuşuyorlar. Doğru mu? Kim konuşuyormuş ya? Evladım herkes konuşuyor. Nikahsız mükahsız almışsın kız eve. Senin yanında kalıyormuş. İki bekar adamın yanına bir kız gelince. Haliyle konuşuyorlar tabii. Herkes kendi işine baksın Mahmut abi. Tamam. Hadi selametle, hadi. 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 Ulan insanların yürekleri fesat olmuş be. Hemen dedikoduya başlamış. Namussuzlar, dedikodu gıybetçiler. Bir gün bu yaptıkların bedelini ödeyeceksin Fikret. Hiç şüphen olmasın yengeciğim. Erol'u servetinin tek sahibi olarak artık dünyanın en pahalı hesaplarını ödeyecek kadar param var. Kenan hapisten çıktığı gün. Moralini bozmak gibi olmasın ama sen onun çıkışını görecek kadar yaşayamayabilirsin. Şimdi uslu uslu şu arabaya bin, Çatalca'daki eve git. Yoksa her an orayı da sana vermekten vazgeçebilirim. Bir gün senden daha zehirli bir yılan sinsice gelip koynuna girecek. Sonra benim dediğin her şeyi elinden, zehrini kanına zerk edip alacak. Olur. Öyle de olur. Alsın, götür artık şunu.
Niko? Şerife, ben de seni arayacaktım. Aa, kalp kalbe karşı niye? Çok mu özledin beni? Özlemek ne? Burnumda tüttün kız. Ay Niko, kız vallahi kemiklerimi kıracaksın ha. Dur, sana daha neler yapacağım. Gel buraya. Ay Niko, beni böyle kucağına aldın ya. Kendimi gelin gibi hissettim. Öyle de olur. Şerife nerede? Ya Fatma'nın evine gitti ya. Fatma'nın evine mi gitti? Ne işi var onun orada? Ya sabah kahvaltıda konuştuk ya. İşte Kenan'ın Fatma'yı aldığı ne kadar altın, pırlanta, gümüş, yakut, elmas falan varsa onları toparlamaya gitti. Ya Remzi'ye Fatma demedi mi ben onların hiçbir şeyini istemiyorum, malını, mülkünü, mücevherlerini diye? E dedi. Niye gönderdin kızı oraya? Çünkü onları ben istiyorum, anladın mı? Ne kadar altın, gümüş, pırlanta, para varsa ben istiyorum, ben istiyorum! Allah cezanı versin seni. Hangi aklın lan? Hangi sıfatlar? He, hangi aklaymış? Şimdiye kadar o üst kardeşiyle ona yedirdiğimizin, içtirdiğimizin, giydirdiğimizin hakkıyla. Ulan Allah gözünü doyursun, ne diyeyim ben sana? Doymayacaksın sen lan, doymayacaksın sen ha! Koş. Ne oldu sana böyle birdenbire? Potansiyelimi fark ettim diyelim. Ay şimdi bu koca imparatorluk sadece sana mı kaldı yani? Bu ev tek başıma yaşamam için çok büyük. Ne diyorsun? Neye ne diyorum? Burada benimle birlikte yaşamaya. Nasıl yani? Anladın işte canım. Ay sen ciddi misin? Hiç olmadığın kadar ciddiyim. Evet. 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 Kızı gözü baksana neler... O kadar yorgunluktan sonra neyse uyandırmayalım. Ay kurban olduğum Allah'ım ya. Sen bu kızı böyle nasıl bu kadar güzel yaratmışsın ya. Yaratmışsın da. O kızı böyle bu İran'da böyle tutmak da olmaz, bir yere de yollayamam. Ah be Ancane, çık şimdi işin içinden çıkabiliyorsan. Bir de bir güzel uyuyor ki namussuz. Tövbe tövbe. Ya Ancane, çok güzel bir kız bu oğlum bu ya.